Herkese selam dostlar. Uzun bir aradan sonra Gürkan abiyle tekrardan yatay zekaya dönelim dedik. Özlediniz mi bizi? Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ben de YouTube kanalını genişleteceğim diye iyice YouTuber olmaya başladım. Abi nasılsın? Abone edilen abone, abone olun like atın kekeler. İyiyim moruk, fişek gibiyim ama barutu boşaltılmış fişek. Sen nasılsın? Çok şükür abi, ben iyiyim ya. Ben uzun zamandır iyi olmadığım kadar iyiyim. Bu arada abone olduğunu da videonun sonunda söylersek daha çok abone olunuyormuş. Bilgin olsun. Onu da videonun sonunda söyleriz abi. Şimdi başta söylemiyorum. Araştırdım onları da. İyiyim. Biraz seni özledim. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Zaten videonun dışında böyle muhabbet edebildiğimiz de yok. Onu da ifşa alayım. Biz böyle bakmayın, iki samimi arkadaş gibi görünüyoruz ama aslında öyle değiliz. Çok hayatımızdaki anormal olaylar dışında konuşmuyoruz Gülkan abiye. Çünkü birbirimizi darlamak istemiyoruz mu diyeyim artık. Ben o yüzden yazmıyorum Gülkan abiye genelde. Ben çok konuşmuyorum. Bu da beni darlamak istemiyor. Naber iyidirden öteye gitmiyor pek muhabbet. Evet, çok böyle hani sıkıntılı şeyler ya da hayatımızı güzel etkileyen şey olmadığı sürece konuşmuyoruz. Ama Gülkan abi karıların yayınında takılıyor. Karı değil, kadın bu arada. Yani çabuk feministler gelmeden düzelteyim. Sus lan hıyar. Yalan yok öyle bir şey. Öyle diyorsan öyledir abi. E nasılsın? Birazcık daha toparlamış gibisin hastaneden sonra. Neler yapıyorsun abi? Bu hastane sonrası sakat konuşması gibi bir şey olabilir aslında. Enfeksiyon falan bitti şükür ama bir boşluk hissi var. Onu atamıyorum. Oyun oynuyorum, yayın izliyorum bütün gün. Bomboş geçiyor günler. Onu da atarsam üzerimden tamam olurum. Ya aslında abi bomboş geçiyor gibi bakmamak lazım. Çünkü o YouTube işi biraz bilgi birikimiyle de alakalı bir durum. Ben şeyden sonra fark ettim. Sen dedin ya, hafızaya at her şeyi. Boş boş izleme izlediğin şeyleri diye. Ondan sonra fark ettim. İzlediğin her şey, gördüğün her şey bilgi birikimi oluyor. Bilgi birikimi ya da içerik birikimi diyebiliriz bu durumu. Çünkü bir yerde bir şey yapacak oluyorsun. Zınk, beynine o geliyor. Orada onu kullanıveriyorsun. Bence sen boşluk olarak adlandırma bunu da şey gibi adlandır. İnziva dönemi böyle yani stok dönemi olarak adlandırabilirsin. Sezonluk işçi gibi düşünüyorum. Baraba. Kovir misin abi? Kovir misin ha? Kovirim ulan iyi. Kovirim ulan kovirim. Börülce hafızayı keşfediyor. Ne yapalım abi işte biz de böyle bir geri zekalıyız. İdare et. Yine lafı yedik. Başkası Azer Bülbül dinlediğim için bana laf sokunca ben çok ayar oluyorum, tamam mı? Çünkü Azer benim çok sevdiğim bir şey. Bir sanatçı şey değil. Ama sen Azer Bülbül'le alakalı bana laf sokunca inan hiç şey yapmıyorum. Üzülmüyorum ya, sinir olmuyorum. Mesela bir arkadaşım onunla alakalı bir şey söyledi bana geçen. Abi bir sinir oldum, bir sinir oldum. Anlatamam. Onun da hatta geyiğini yaptık. Garip yani. Sen bana istediğin kadar laf sok, ben hiç alınmıyorum, gücenmiyorum. Böyle bir ilişki işte. Siz de aranızın böyle olduğu insanları yoruma yazabilirsiniz. Ben yermek için söylemiyorum oğlum. Mutsuz olma müzikle diye. Yıkık yıkık şarkılar. Yok, ben yersen de alınmam. Çünkü benim zararıma gelmeyeceğini biliyorum gerçekten. Yani benden sana senden bana zarar gelmeyeceğini biliyorum abi. O yüzden sıkıntı yok. Kuytu da kıstırırsam affetmem. O da ben geçen gün senin yanına gelmeyi düşündüm. Yanına gelsem yapacağım hareketlerden bir tanesi yanına gelip nah çekmek olurdu. Böyle seni sinir etmek olurdu, tamam mı? Aşırı hoşuma giderdi bu arada. Bir şey de yapamıyor ya, deli olurdun. Onu düşündüm öyle bir. Ama tam senin haberin yok. Daha yeni oluyor haber. Nereden olacak ki? O hiç konuşmamış ki abi, nereden bilsin? Benle konuşmamış ya, o anlamda. Benimle ilgili hayaller mi kuruyorsun lan sen? Evet abi, kuruyorum. True love diyebiliriz ya da true friendship. Gerçek arkadaşlık, gerçek abi kardeşlik. Yokluk nelere kadir? Neyse, çok boş yaptık. Ben güncel konulardan bir tanesine değinmek istiyorum. Adobe Premiere, ya Adobe Cloud uygulamaları 769 lira olacakmış abi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Oğlum adam şirket işletiyor. Babasının hayrına mı versin? Komik fiyat 200 lira. Ben olsam ben de vermem. Korsan kullansın bilgisayarı, Bitcoin farmlasın, yansın. Ya doğru söylüyorsun. Ama bence o durumun hani TL'de yükselmesinin sebebi de dolar kuru. İşte güncel. Ülkenin garibanlığı falan. Yine efkarlandım ülke deyince. Çok üzülüyorum. Neyse, artık alacağız. Para bitene kadar orijinalini kullanacağız. Para bittikten sonra bir yol çaresini buluruz. Ya bari 1000 lira yapsın. 2 kişi kullanma özelliği falan getirsin. Ben de seninkine çökeyim para vermeden. Netflix'ini hala kullanıyorum bu arada.
Ben ısmarlarım sana rahat ol. Sen bana reels falan yap yeter ki. Birisi şey yazmış. Edit işini bayağı ilerletmişsin yazmış. Bir mutlu oldum. Var anlatamam. Senin berber gelmemiş hala. Peşmerge gibisin yine. Abi hiç sorma. Benim berber, şimdi anlatayım bu olayı arkadaşlara. Bundan bir ay önce berber beni son tıraş ettiği zaman dedi ki mutlu haberi oluyorum yavrum. O yüzden tanıdım. Ben dedim ki Allah'a ediyorsun ya. O kadar geliyorsun ve zahmet ediyorsun. Gerçi ücreti bu kadar değil. Neyse ondan karşısında veriyorum. Ne kolay. Eve geldiği için falan. Neyse ama hiç kimse gelmek zorunda değil. Dükkanı var adamı kapının karşısında. Ben tembelliğimle gidiyorum. Geldi. O istiyorum sende. Dedim ama işte geçen sene falan başvurdum. Ona oyun vereceğim diye. Ben hani yer seçmeni umurumda değil. Kimse sana yaparım. Abi tıraş olacağım. Saç sakal uzadı. İyice militana döndük. Adam gelmiyor. Arıyorum gelmiyor. Neyse açık dedikodusunu yapmayalım. Eşek tıraşı yapmasın gelince. Yok ya ben berberim adamdır. Bir tane kolonya yaptırmış. İspirto renginde. Üzerine de kendini bastırmış. Mükemmel. Dünyadaki en iyi seçim çalışması diyebilirim yani buna. Sırf onun için bile oy verilir adama. Buradan bütün berberlere selam. Bir insanın berberi onun ikinci aşkı olabiliyor. Benim berberim de yine babam. Alıyor makineyi bız bız kesiyor saçımı besleme gibi. Senin saçların da uzamış bu arada. Remzem Can'a selamlar buradan. Onu sen yoğun bakımdayken çok darladım. Uykudan daha uyanmamıştı ben adamı arıyordum zır zır zır. Adam güne benle başladı. Bir tane sakat yetmezmiş gibi ikinci sakatla başlıyordu bile güne. Öyle bir duruma soktuk adamı. Benim saçlar çok seyreldi ya. Yatalaklık neyse de kellik çok zor. Sen bir de kösesin abi. Ama köse olmanın iyi yanları da var. Bak bana bak. Köse değilim. O kadar badire atlattım. Asla kelleşme falan yok bende. Asla. Çok uğraştırıyor yani. Saç sakal. Önceden sakalım çıksın diye çocukken düşünüyordum. Öyle olmuyormuş ama gerçekten. İyi ki köseyim oğlum. 3 tane sakalım var o bile rahatsız ediyor. Evet uğraştırır bayağı abi. Sıkıntılı durum bu. Yani durumdan duruma göre de değişiyor tabii. Sakallı olsan belki şu anki halinden daha karizmatik olacak ama sen her türlü karizmatiksin. Biraz daha yalarsan maaşa 3x zam gelecek. Maaş deyince aklıma borcum geldi üzüldüm. Maaşa bir simit bir üçgen peynir ekledim. Sen adamsın abi adamsın. Bir tanesin abi bir de sigorta yapsan olur mu bana ya? Suriyeli gibi çalışıyoruz ama. Ben buna niye bu kadar çok güldüm? Olmaz vergi kaçırıyoruz. Söyleme kimseye sus. Zaten 3 kuruş para kazanıyoruz. Bir de o vergiye gitmesin abi ya. Yani millet milyon dolarlık arabalara biniyor. Biz 3 kuruş vergi kaçırdık diye de eldekinden almak istemiyorum. Zaten sakat maaşı alamıyorum hala. Belediye aramadı mı senin oldu o iş? Ya beni belediye aramadı şey aradı. Sosyal güven... Ya... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu işlere bakan birimi aradı. Kaymakamlığa başvurmanız gerekiyor dedi. Kaymakamlığa 3 kere falan gitti. Annem red yedi. Biraderin ikametgahını değiştireceğim işte. Bir daha öyle deneyeceğim. Bakalım. Yani çok büyük bir para değil de abi ne bileyim ya. Eve destek olmak lazım. 24 yaşında 25'e gireceğiz. Bana koyayım Temmuz ayında. 2 ay sonra doğum günüm. Eve ufak tefek destek meslek olmak iyi oluyor yani. Hem kahrımızı çekiyor hem de insanların parasını yemeyelim yattığımız yerde. Buradan bir reklamını yapalım o zaman. Her türlü video kurgusunu bölülce farkıyla yaptırabilirsiniz. Muhtar adayları, belediye başkanı adayları. Her türlü video kurgulanır, en kısa zamanda teslim edilir. Bölülce yapın farkıyla. Buslandık abi, teşekkür ederim. Yani ben sakat kalbi yapayım sana. Ben normal kalp yapamıyorum çünkü. Bakayım yapamıyorum abi. Teşekkür ederim. Yani çok profesyonel değilim, öyle çok bir şey beklemeyin ama kurgu murgu yaparım. Mesela bu video kurgusunu ben yapacağım. Hani profesyonel değilim derken bir sertifikan veya okulunu okumadım yani o konuda. Genelde insanlar lisanslı çalışan falan tercih ediyor. Ben lisanslı değilim. 10 numara ırgat, alaylı. Kafasına vur, kırbaçla çalıştır. Hadi yine iyisin gider ayak kaptın beleş reklamı. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Cans. Videodan sonra sana ben özel bir muamele yapacağım. Evet abi çok teşekkür ederim. Videodan sonra teşekkürümü farklı şekillerde sana sunacağım. Özel bir muamele yapacağım merak etme. Bu arada izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Videonun altına bir yorum bir de minik bir beğeni atarsanız Gülkan abiyi ve beni mutlu edersiniz. Beni mutlu etmenizin sebebi videoyu beğenmeniz beni otomatikman mutlu edecek. Öyle. Gariban sevindirme fırsatı. Hem de bir tık uzağında. Neden olmasın? Tam freak show'uz yemin ediyorum. Tam freak show'un vücut bulmuş halleriyiz. Öpüyorum gadanızdan canlar. Görüşmek üzere.